Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyenleri. Bugünkü programımızda Yalova'da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeyiz. Uzman konuklarımızla birlikte en çok merak ettiğiniz konulardan birisi olan ceviz yetiştiriciliğinde hastalık ve zararları inceleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda uzman konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Nesrin Tunal Hanım var. Öncelikle hoş geldiniz Nesrin Hanım hoş programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Biraz isterseniz öncelikle kendinizden bahsedin. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma evet. Enstitüsü'nde görev yapıyorsunuz. Evet. Hangi bölümdesiniz? Biraz izleyicilerimiz de sizi tanısın isterseniz. Evet. Teşekkür ederim. Bitki sağlığı bölümünde çalışıyorum. Bitki bakteri hastalıkları üzerine uzmanlığım yaptım. Onunla ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bölümümüzde farklı bölümler de var. Fungus üzerine, virüs üzerine, yabancı ot, entomoloji bölümleri var. Ben de bakteri hastalıkları üzerine çalışmalarımı devam ettiriyorum. Evet, siz de bugün ceviz yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıkları konuşacağız. Evet. Burada da bildiğimiz gibi şu an ceviz yetiştiriciliği ülkemizde çok revaçta olan, yani evet. sadece çiftçilerimizin değil, ünlülerin, özel sektörde çalışanların evet, hobi amaçlı, evet, para kazanmak evet. amaçlı yaptığı yetiştiriciliklerden birisi evet. ceviz yetiştiriciliği. Ama çok fazla bilgi kirliliği var cevizde. Gerek Aynen. çeşit seçimi olsun, genel yetiştiriciliği olsun, gerekse hastalık ve zararlarında. Şimdi öncelikle isterseniz şeyden başlayalım. Ceviz yetiştiriciliğinde ilk etapta üreticilerimiz hangi hastalıklarla karşılaşabilirler? Evet, dediğiniz gibi ceviz yetiştiriciliği son yıllarda çok revaçta ve bununla birlikte son zamanlarda artan bir takım hastalıklar var. Yaygın olan hastalıklar son zamanlarda bakteriyel yanıklık dediğimiz bakteriyel bir hastalık. Bir de antraknoz, belki çiftçilerimizin çok sık rastladığı bilinen bir fungal hastalık. Bu ikisi şu an cevizin en bilinen hastalıklarından iki tanesi. Evet, bunlar şu anda ülkemizde en yaygın görülen evet. hastalıklar zaten. Özellikle evet. de bizim de gezdiğimiz bölgelerde üreticilerimiz antraknoz ve bakteriyel yanıklıktan evet. sürekli şikayet ediyorlar. Evet. Bunlar zirai ilaç bayilerine gidiyorlar genellikle üreticilerimiz. Nasıl evet. uygulamalar yapabiliriz? İşte hangi dönemde uygulamalar yapabiliriz diyorlar. Bunlar içinde olunan dönemlerle doğru ya da yanlış bir şekilde uygulamaları yapılıyor. Evet. Ama çoğunlukla da üreticilerimiz hani hüsranla sonuçlanıyor bu evet. mücadeleleri. Şimdi öncelikle isterseniz bir şeyden başlayalım. Bakteriyel yanıklık başlayalım. Bu hastalığın genel olarak ülkemizde ve dünyadaki durumu nasıl şu anda? Evet, dediğiniz gibi cevizin ekonomik olarak üreticiliği fazla yapılan bir hastalık. Dünyamızda ve ülkemizde de görülüyor. Dünyada başta Avustralya olmak üzere Yeni Zelanda, İran, Irak, Kuzey ve Güney Amerika'da hastalığın tespiti yapılmış. Bakteriyel yanıklık hastalığı şu an mevcut evet. olduğu biliniyor. Ülkemizde de 2007 yılında hastalığın bir tespiti yapılmış durumda. Tespiti Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Profesör Doktor Hatice Ozak'tan yaptı. Kesin teşhisi yapıldı. Yani ülkemizde hastalığın varlığı bilinmekte. Zaten Marmara bölgesinde bulunduğumuz bölgede tespit edildi hastalık. Çok yoğun olarak bu bölgede ceviz yetiştiriciliği yapılıyor ve %50 oranında ürün kayıplarına neden olabiliyor hastalık. Hatice Hoca da benim de aynı zamanda hocam kendisi Öyle de. Mi? Evet, kendisi de çalışmaları çok şeydir, yoğundur ceviz evet, konusunda ve evet, bakteriyel hastalıklarda evet. zaten uzmanlık alanı kendisinin de. Evet. Böyle bir hastalığın teşhisinde de çok önemli rol oynayan kişilerden birisi evet. Hatice Hoca da. Şimdi bu hastalığı üreticilerimiz nasıl görebilirler? Yani belirtilerine baktıklarında sadece işte yaprakta mı, meyvede mi, evet. ağaçların hangi kısımlarını incelemeleri gerekiyor öncelikle? Evet, hem yaprakta hem meyvede de belirti yapar hastalık. Yapraktaki belirtisinden bahsedelim Tabii. öncelikle. Zaten hastalığın, bu bakteriyel yanıklık dediğimiz hastalığın ilk belirtileri yapraktadır. Yapraklarda küçük bir nokta şeklinde başlar. Daha sonra bunlar siyah lekelere dönüşebilir. Ve bunlar daha sonra böyle yaprakların damarlarına kadar, sınırları yaprakların damarlarına kadardır. Bunlar 2-3 milimetre boyutluğundaki köşeli lekelerdir. Zamanla yaprak üzerinde böyle çizgiler görülebilir. Bu çizgiler zamanla da yaprağın tamamını sararak yaprakların kurumasına ve yapraklarda önemli deformasyonlara sebep olabilir. Yani ilk etapta yapraklara baktıklarında evet, köşeli lekeler arayacaklar köşeli lekeler bunlar 2-3 milimetre boyutlarındaki köşeli lekelerdir. Ve damarlara kadardır bunların sınırları. Damarın daha ilerisine geçemez. Hani bunlar yapraktaki tipik ilk belirtilerdir. Daha sonra tabii meyvelerde de bazı belirtiler var. Meyvelerde oluşumlarının başında çiçek dönemlerinde bu hastalığa yakalanabilir. Meyve üzerine baktıklarında da gene böyle siyah nokta şeklinde lekeler görülebilir. Bunlar daha sonra böyle yağ yeşili gibi bir görünüm alır. Yani ceviz meyvesini küçük dönemde küçük aldığınızda böyle sanki yağ damlatılmış gibi ama ortası biraz daha siyahımsı, etrafı daha yağlımsı bir görünüm alabilir. Meyvedeki tipik belirtisi de budur. Meyveler genelde genç dönemde küçükken bu şeye yakalanabilir. Bunlar daha sonra bu küçük dediğimiz lekeler yaygınlaşarak büyük lekelere dönüşebilir ve meyvenin dış tarafını çürütebilir.
Çürüdükten sonra da meyvenin içine kadar giriş yapabilir. Meyvenin cevizi yeşil dönemde açtığınızda meyve içindeki çürüklükleri de görebilirsiniz. Yani sadece dış kabukla sınırlı kalmıyor dış bizim kabuklu, belirtiler. Evet, dış kabukla sınırlı kalmıyor. Sadece yeşil dış kabukta değil, içine kadar girip de siyah çürüklükleri neden olabiliyor. Tabii bu çürüklük de meyvenin kalitesini etkiliyor. Cevizin acılaşmasına neden olabilir. Evet, hem de pazar değerini düşürecek. Üreticilerimiz de bu şekilde ellerindeki ürünü pazarlayamayacaklar. Kesinlikle. Satışını yapamayacaklar. Zaten bizim yaptığımız üretimlerin de temel amacı üreticilerimizin kar sağlaması, para kazanması. Evet. Bu da üretimi doğrudan etkileyen faktörlerden birisi. Evet, kesinlikle. Para kazanmalarını direkt etkileyen faktörlerden birisi. Peki bu hastalığa bitkilerimiz hangi dönemlerde yakalanabiliyor? Yani her dönemde açık mı bu hastalıkların, bakteriyel hastalıkların gelişine özellikle? Özellikle ilkbahar erken donlarından sonra yeşil sürgünlerde, yani ilkbaharda işte bir don geçirdi bahçeniz. Bu dönemden sonra genç sürgünler ve tomurcuklar hastalığa daha fazla yakalanma şansına sahip. Şans demeyelim aslında, riskine sahip. Evet. Hani bu dönemde biraz daha belki hastalık yakından takip edilirse daha net görülebilir belirtiler. Çünkü hastalığın en yaygın dönemi o dönemde. Fidanken yakalandığında da eğer çok küçükse fidanlarınız hastalık tamamen bitkiyi kurutup fidanlarınızı öldürebilir. Yaşlıyken yaşlı ağaçlarda rastlanıldığında hastalığı da genç sürgünlerde zarar meydana getirebilir. Evet, peki yani şu anda bakteriyel hastalıkların bitkimize girmesi için bitkimizde, yani genel olarak bakarsak ilk başta bakteriyel hastalıklara, bitkilerimizin nasıl bir durumda olması gerekiyor? Yani direkt girebiliyor mu, yoksa belirli bir açıklıklar, yaralanmalar olması gerekiyor mu? Kesinlikle. Zaten bakterilerin giriş yollarından bir tanesi olur. Yaralardan, açıklıklardan bakteri meydana girer. Evet. Eğer örneğin sadece bakteri için değil, örneğin bir fungus hastalığı meydana geldi bitkinizde, orada bir açıklık meydana geldi. İşte bak, fungus orayı da açtığında bakterileri de açık hale, enfeksiyonları açık hale getirir. Ya da sadece fungus için değil, bakteriyel bir hastalığınız var bahçenizde, meyvenizde. Oraya delik açıldıktan sonra, yani doğal açıklıklar meydana geldikten sonra her türlü bakteri de girip sekonder dediğimiz, yani ikincil hastalıkları da meydana getirebilir. Yani direkt olarak ya bitkinin yara almasından, yani bir çeşitli bakım işlemlerinden olabilir. Bahsettiğiniz gibi kesinlikle donlardaki budama işlemlerinden zararlardan alır. Olabilir. Mesela budama yaparken ki açılan yaralardan da kesinlikle bakterilerin girişi daha kolay, bakteri girişi sağlandığı için zarar kaybına meydana gelebilir. Bitkilerimiz yani yara aldıkları dönemlerde hastalıkları açık hale geliyor. Daha duyarlı hale, evet. Daha duyarlı. Nasıl biz de hani hastalandığımızda birçok şeye daha duyarlı hale geliyorsak, daha fazla enfeksiyon kapma gibi, bitkilerde o şekilde düşünebiliriz. Yani budama yaparken çiftçilerimiz kestikleri dalları, işte kestikten sonra işte aşı macunun sürülmesi gibi işlemler çok önemli. Çünkü kestiğiniz her hastalıklı daldaki budama işleminde orayı açık hale getiriyorsunuz hastalığı. Onun için bu yaralara dikkat edilmesi gerekiyor. Girişi açık bir yer hazırlıyoruz. Biz aslında hastalık için de bir zemin hazırlıyoruz biz budama yaptığımızda. Bu nedenle kalın dallarda budama macunlarını kullanabilirler budamadan sonra. Evet. İşte su tuttuğu gibi maddeleri kullanıp kapatabilirler o bölgeleri. Küçük dallara yaptıklarında da sanıyorum ki bakırlı uygulamalar yapıyorlar. Bakırlı preparatlarla o dönemde de onu uygulayabilirler. Yani amaç kestiğiniz her yarayı, budadığınız her dalı tekrar enfeksiyona açık hale getirmemek. Hastalığın bulaşmasını engellemek için onu bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Peki genel olarak baktığımızda bu hastalık nasıl yayılıyor? Yani bir bitkide var, bir ağacımızda var, diğer ağaçlarımız da risk altında mı bu bölgede? Kesinlikle. Dediğimiz bakteri kışı uyur gözlerde, yani cevizdeki uyur gözlerde kışı geçiriyor. Yağmurlama sulamalar ve meydana gelen yağmurlarla bakteri bir bahçeden diğerine, bir bitkiden diğerine kolaylıkla yayılabiliyor. Bazen de yapraklarda eğer nemli koşullar varsa yapraklarda bir sızıntı şeklinde bakteri çıkabilir. Bu sızıntı da işte örneğin yağmur yağdı, o sızıntıyla beraber diğer bahçelere, diğer bitkilere kolaylıkla bulaşabilir. Yalnız hava şartları kurak gittiğinde, sıcak olduğunda da bakteri orada kuruyup kalıyor ve bulaşması bulaşması engellenmiş oluyor. Evet, bulaşması engelleniyor. Yani nemli havalar hastalığın yayılması için de çok uygun ortam oluşturuyor. Genel olarak bildiğimiz gibi bakteriler de zaten belirli bir şeylerle, yani şartların oluşması gerekiyor yayılmaları için. Gerekli bir su filmi tabakası gibi bir şey oluştuğunda, mesela bir çiğ düştüğünde yine kesinlikle bitkilerimiz açık hale geliyor. Evet. Peki bitkinin içerisinde bakarsak, mesela yapraktan giriş yaptı ya da çiçek gözünden ilk başta giriş yaptı. Bitkinin içerisinde diğer organları nasıl dağılıyor bakteriler? Yani bir
ya dediğim gibi yağmurlu musluma ile birlikte hani oradaki açıklıklarla diğer bitkiler, diğer organlara da bulaşabilir. Hani yaprağa girdikten sonra hani zaten ilk belirtiler dediğim gibi yaprakta, yaprakta meydana geldikten sonra, sonra çiçek döneminde, çiçekler açtıktan sonra da meyve döneminde de direkt bulaştığı için bitkiye yayılabiliyor. Yani cevize yayılabiliyor. Sonra yani ortam uygun olduğunda diğer bitkilere yayılıyor. Ayrıca ceviz tomurcuklarının pulları arasında da bakteri yaşayabiliyor. Tomurcuklar dediğim gibi tomurcukları açmaya başlayınca da ne zaman işte tomurcuklar açtı ilkbaharda o zaman da enfeksiyon meydana gelmiş oluyor. Hele bir de yağmur yağdıysa o dönemde yani hastalığın bulaşması kaçınılmaz olabiliyor. Direkt bir ortam oluşuyor zaten kesinlikle, bu dönemde. Evet. Kışı da yani bitkimiz üzerinde eğer hastalık varsa bu yıl biz gerekli mücadeleyi yapmadıysak bitkinin üzerinde kışlayarak geçiyor Kışlayarak geçiyor. Ne zaman uygun bir ortam buldu bakteri, işte nemli gitti, havalar çiğ düştü. O zaman da kendini belli edip ortaya çıkabiliyor. Yani şartlar uygun olduğu anda kesinlikle. Nasıl artı olarak baktığımız olaylar, mesela bir tohumun çimlenmesine baktığımızda nasıl şartlar uygun olduğunda çimlenme gerçekleşiyorsa, hastalıkların bitkiye girişi için de bitkinin ya zayıf düşmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir açıklık olması gerekiyor. Evet. Sekonder olarak girişinden bahsettik. Bu gibi şeyler sağlandığı anda bunlar da bitkilerimize zarar vermeye başlıyorlar. Peki sekonder olarak girişiyle primer olarak ilk girişini yaptığında bunların arasında bir farklılık var mı? Yani yine aynı şekilde belirtiler mi gösteriyor? Daha mı yoğunlaşıyor yoksa? Yani normal bitkiniz hasta sekonder olarak yani birincil ilk primer olarak primer ilk olarak. Gelişti. Hastalık meydana geldi. Sekonder olarak da hani ona benzer belirtiler meydana getirebiliyor tabii. Hani eğer açtığınız yaralar hala devam ediyorsa, kapatmadıysanız yine bakteriyel yanıklık devam edebilir. Sadece bu bakteriyel yanıklık için değil. Birçok bakteriyel hastalık için böyledir. Özellikle o işte nemli havalar, yağmurlar, yağmurlama suları. Şimdi yağmurlama suları belki şey geliyor hani şöyle biraz eğimli arazilerde de yağmur suyuyla birlikte bakteri. Özellikle mesela yere düşen yapraklar, ceviz için söylüyorum ya da birçok bakteri hastalıkta da böyle aslında. Toplanmadığı zaman orada kalan bakteri bulaşıklı yapraklar yağmurlama sularıyla gelip diğer bahçelere yayılabiliyor. Taşınma hani, çok kolay aslında. Taşınma çok kolay. Bazen belki bakteriyel yanıklık için, ceviz için değil ama diğer bakteriyel hastalıklarda da girdiğiniz seraya ya da bahçeye toprakla bulaşan hastalıklar var. Evet. Diğer seraya ya da bahçeye gittiğinizde de o toprakla bulaşmalar devam edebiliyor. Çünkü bazı bakteriler toprakta 10 yıl bile canlılığını koruyabiliyor. Evet. Bunun gibi yine mücadeleye değineceğim ama kültürel önlemler de önemli. O zaman hemen mücadelesinden bahsedelim derseniz, bu çok önemli hastalığın. Evet. Üreticilerimiz bu hastalığa yakalanmaması için bitkilerini önce bir önlem alabiliyorlar mı? Şöyle, yoksa direkt yani bir önlem almadan bitkilerine giriş yapabiliyor mu bu hastalık? Şöyle, şimdi bütün bakteriyel hastalıklarda ya da diğer hastalıklarda olduğu kültürel önlemler dediğimiz, yani çiftçimizin kendisinin yapabileceği önlemler çok önemli. Bunlar ne? İşte hastalığı gördünüz. Öncelikle o dalı oradan kesip kesinlikle uzaklaştırmanız gerekiyor. Ya ve budama yaptığınız her yer aşı mancuğunuzu ya da bakır bir preparatı sürerek girişleri kapalı hale getirmeniz gerekiyor. Ve o dalı kestiğiniz zaman bizim üreticimizin çoğu zaman yaptığı keser ağacın altında bırakır ya da yolun kenarına yığar. Bıraktığınız her dal, her sürgün yeni bir enfeksiyon kaynağı. Yani ben bunu kestim ağacımdan, uzaklaştırdım ve bulaşma yok diye bir şey yok. Yani sizin bahçenize diğer ağaçlara bulaşabilir, yan bahçedeki bitkilere bulaşabilir. O yüzden onları kesinlikle imha ediyoruz. Dediğimiz gibi meyvelerde de belirtisi vardı. Bakteriyel yanıklığın yere düşen meyveler küçük dönemdeki. Onlar kesinlikle toplanıp uzaklaştırılmalı yine. Ve yaprak ve toprak analizlerini düzenli olarak yaptırılmalı çiftçilerimiz. Ve bu sonuçlara göre düzenli ve uygun bir gübreleme yapılmalı. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınıyoruz. Çünkü yapılan her fazladan aşırı azotlu gübreleme hastalığa duyarlı hale getiriyor. Bu sadece bakteriyel yanıklık için değil, tüm diğer hastalıklarda da böyle. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınıp dengeli bir gübreleme programı uyguluyoruz. Ve hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde budama yapıyoruz. Çünkü çok sık dallar arasında hava sirkülasyonu olmayacağı için dediğimiz gibi nem çok önemli dedik. Hastalığın çıkışını destekliyor, tetikliyor. Onun için onu sağlayacak şekilde budama yapılmalı. Ve dayanıklı çeşit diyoruz. Ülkemizde çok yoğun olarak kullanılan Chantler gibi çeşitler hastalığa duyarlı. Ayrıca ser ve payne gibi çeşitlerin de hastalığa duyarlı olduğu literatürde bilinmekte. Bunlar kültürel önlemler. Yani çiftçimizin kendisinin hani hiçbir ilaç kullanmadan yapabileceği önlemler diyoruz. Ama çiftçilerimiz
bunu pek önemsemiyor. Aldığı bir budama makasıyla bütün bahçeyi budayabiliyor. Evet. İşte o budama makaslarının her seferinde, bunu belki artık çok klasikleşti, evet, %10'luk bir çamaşır suyuna batırıp çıkarmak hastalığı inanın ki çok önemli derecede azaltacaktır. Aslında çok basit bir çok önlem basit. Bu. Ama üreticilerimiz yapmıyorlar. Evet. Dikkat etmiyorlar buna. Bu da onlara çok ciddi anlamda ürün kaybına yol açıyor. Aslında hani bunu biraz düzenli olarak yapmaya başlasalar, hani denemekten de zarar gelmez. Biz hep deriz mesela, üreticimiz bir şeye güvenmiyorsa arazinin bir kısmını da dene deriz. Evet, evet, kesinlikle. Bir kısmını denemeye başlasalar, o bölgenin ne kadar temiz ve ne kadar verimli kaldığını gördüklerinde zaten kendileri diğer bahçelerini kesinlikle, de uygulamaya kesinlikle. Başlayacaklar. O çok yani... Bunu biz her gittiğimiz, biz surveylere çıkıyoruz, her gittiğimiz surveyde de çiftçimize anlatıyoruz ama o kovaya o çamaşır suyunu hazırlamak, götürmek çok zor. Yani bu, kesinlikle ben buna kültür önlemlerin başında bir numara diyorum. Evet. Bu udama makaslarını steril, dezenfeksiyon işlemini kesinlikle yapmaları gerekiyorlar. Her ağaçtan her ağaca geçerken. Evet. Yani bir sırayı ya da bir şu tarafı budayayım bu makasla değil. Üşenmesinler, lütfen bunu yapsınlar. Çünkü gerçekten faydasını görecekler. Hastalığın çıkışını azaltmış olacaklar çünkü. Yani asırlık ağaçlar. Ceviz kesinlikle. Dediğimiz ağaç asırlık bir ağaçtır. Kesinlikle. Yani bir yılda, iki yılda geri dönüşü olmayacak şeyler. Çok ciddi kayıplara yol açacak onlar için. Bu kadar emek verdikleri bir üründe bu kadar basit şeylerden dolayı da kaybetmemelerini istiyoruz kesinlikle. Bizlerde. Kimyasal mücadelesi var tabii hastalığın. İki ayrı dönemde biz ilaçlama yapılabilir diyoruz. Çiçekler açmadan önce, çünkü dediğimiz gibi hastalık çıktığında hemen tomurcuklarda kendini belli ediyor. Çiçekler açmadan önce %0.5'lik yani binde beşlik bir borda bulamacı. Çiçekler açtıktan sonra da %1'lik, eğer tekrar gerekiyorsa %1.5'luk bir borda bulamacı şeklinde uygulama yapabilirler. Koruyucu ilaçlama yapıyoruz. Koruyucu, ama evet, değil mi ilk etapta? Evet, bizim evet. Hep çünkü bitki hekimliğinde söylediğimiz şey budur üreticilerimize. Lütfen öncelikle bir koruyucu ilaçlamanızı öncelikle, yapın. Evet, o. Çünkü hastalık geldikten sonra kesinlikle mücadelesi yok. Çok zor. Yani çiftçimize bazen şey diyor, işte bize de örnekler geliyor. Hastalık sardı, evet sardı ama bizim vereceğimiz ilaç onu yani geri getirmeyecektir. Öncesinde mutlaka bir koruyucu ilaçlama yapılması gerekiyor ama biz bunu böyle bazı çiftçilerimizde iki güne bir, hani belki her gün ilaçlama yapıyorlar. Bunlar da sadece bitkinizin o ilaca karşı dayanıklı olmasını evet. sağlar. Nasıl biz insanlar hani antibiyotik içe içe diyoruz ki antibiyotiklere direnç kazandık, evet. etki etmiyor. Bunun gibi ilaçlara da zamanla karşı dayanıklılık kazanabilir. Doğru zamanda doğru şekilde ilaçlama yapılmalı. Ve etkili maddeyi de çok sık değiştirmelerini tavsiye ediyoruz biz evet, ilaçlarının. Evet. Aynı etkili madde değil. Evet. Evet, kesinlikle. Bunlarda peki şunu sormak istiyorum. Bakteriyel bir hastalık bitkimize bulaştıysa biz bunu tedavi edebiliyor muyuz? Yani bakteriye müdahale edebiliyor muyuz biz? Geri dönüşü var mı bakteriyel hastalıkların? Hayır. Yani siz şu ağaçta atıyorum bu ceviz ağacında bakteriyel yanıklığı gördüğünüz zaman diğer dallara, diğer sürgünlere bulaşmasını engellersiniz evet koruyucu bir ilaçlama yaparak ama mevcut olan şeyi ne yapıyoruz? İşte budayarak uzaklaştırıyoruz, imha ediyoruz. Aslında bunu evet. işte derin çukurlar açarak yakılmak şeklinde de olabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla dışarıda yakmak da yasak evet. o şekilde. Derin çukurlar açarak bunları da imha ettiğimiz sürece ben her zaman diyorum kültürel önlemler her zaman en önemlidir. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz lütfen buna dikkat etsin. Bu şekilde ben biraz daha başarı sağlanacağına inanıyorum gerçekten. Evet, peki diğer önemli bir konu olan antraknoz var şimdi cevizde. Evet. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Yani hangi dönemlerde biz antraknozu görebiliriz? Hangi dönemlerde evet. bitkiler buna açık olurlar? Antraknoz da bir fungal hastalık. Yanıklıktan belki çiftçilerimizin en çok bildiği hastalıktır. Çünkü antraknozla bakteriyel yanıklık çok karıştırılır. Evet. Hani yaprakta bir nokta gördüm antraknoz derir ama biz bunu... laboratuvarımıza gelen analizlerle ayırt edebiliyoruz yaptığımız analizlerle. Antraknoz ne zaman karşılaşıyoruz? Yaprakların yaprakçıkları yarı büyüklüğüne geldiği zaman biz bu hastalığı görebiliyoruz. Bakteri hastalıklarda olduğu gibi özellikle yüksek nemli ortamlar zaten fungusun temel şeyi de olur. Mantarı deriz. Mantar evet. ne zaman çıkar? Nemli havalarda, nemli havalarda. Ortamlarda çıkar. Yüksek nemde bu hastalığın çıkmasına olanak sağlar. Evet, bu yüksek nemli dönemlerde yine aynı şekilde bakteriyel hastalıklara karşı yaptıkları gibi koruyucu önlemler evet, almaları gerekiyor evet. üreticilerimizin. Peki bu hastalık nasıl yayılıyor? Bitkiden bitkiye ya da bitki içerisine baktığımızda. Bakteriyel öncelikle tabii belirtilerinden bahsedelim. Ben belirtilerini atladım. Evet. Belirtilerinden bahsedelim, sonra yayılımından bahsedelim. Evet, hastalığın belirtileri ağaçların yaprakçık, genç sürgünlerinde kendini meydana getirir. Aslında antraknoz bir yaprak hastalığı. Hani yapraklarda çok sık belirtileri görülür. Ama
bakteriyel yanıklıkta da olduğu gibi meyvenin içine de geçebilir. İleri dönemlerde hastalık çok ilerlediği zaman ve meyveye de zarar verebilir. Peki yayılımı nasıl oluyor? Peki ona hemen değinelim. Ben az önce önce olarak sordum bu soruyu ama evet. Hastalık görüldükten sonra üreticilerimiz tabii ki nemli hava koşulları devam ettiğinde ve bakım işlemlerini yaptıkları dönemlerde bu hastalığın yayılmasıyla karşı karşıya kalacaklar. Evet evet. Özellikle yaz aylarında işte Haziran-Ağustos ayları arasında yaz mevsiminde yağışlar olduğu zaman ve gece gündüz sıcaklıklarının çok fazla olduğu zaman da bu hastalık meydana gelebilir. İşte sabahları gördüğümüz çiğ hastalığından sonra da bu hastalık meydana gelir. Yani gece çok serin olduğu için gündüz yaz aylarında diyorum. Yaz aylarında. Çok aşırı derecede sıcaklık farkından dolayı hastalık meydana gelebilir ve yayılım gösterebilir. Peki bunun mücadelesi nasıl yapabilir üreticilerimiz? Yine koruyucu ilaçlamalar yapmaları gerekiyor, kültürel önlemler almaları gerekiyor. Bunlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Evet evet, kültürel önlemler yine fungal hastalıklarda da çok önemli. Bunun için ne yapıyoruz? Yere düşen yaprakları topluyoruz ve onları imha ediyoruz. Özellikle sonbaharda dökülen yaprakların mutlaka toplanıp imha edilmesi gerekiyor. Bir kenara yığmak değil. Bazı çiftçilerimizde de biz şey gördük, bütün her yere yığılmış toprağı karıştırarak orada işte kaybettiğini sanıyor. Oysa ki orada bakteri hala yaşayabilir. Fungus ya da bakteri yaşayabilir. Onun için yaprakların toplanması gerekiyor. Kimyasal mücadelesinde de 4 dönem var bunda. Bunda MANEP 80 etkili, işte 100 litre 300 gram olacak şekilde etken maddesi MANEP 80 olan kimyasallar kullanılabilir. Bunların tabii ticari isimlerini veremiyoruz. Tabii etkili çok madde farklı olarak ticari, evet, evet, çok farklı ticari isimde maddeler var. Bunların mücadelesinde birinci dönemde tomurcuklar ilk patlamaya başladığı zaman birinci ilaçlama yapılabilir. İkincisi yapraklardaki yapraklıklar yarı büyüklüğünü aldığı zaman. Üçüncü dönemde de meyveler fındık büyüklüğüne geldiği zaman ilaçlama yapılabilir ve dördüncü dönemden de bahsediyoruz biz antraknozda. Eğer işte havalar yağışlı gittiyse, işte ilaçladınız sonra yağmur yağdı, tekrarlanabilir. Ama tabii her zaman aşırı ilaçlamaya karşıyız. Evet. Biz kimyasal mücadelede uygun doz, doğru doz, doğru zaman, doğru yerde ve doğru hastalık için kullanılmalı diyoruz. Evet. Hani bunları yapmadığımız zaman da aşırı, yani kimyasal mücadele kesinlikle tamam çözüm, evet, ama bunu doğru şekilde kullandığınız zaman çözüm. Fazla miktarda uygulanan dozlar hiçbir zaman çözüm değil ve kulaktan dolma bilgilerle değil. Gerçekten işte hani belki analizler yaptırılarak biz bunları yapıyoruz çünkü kurumumuzda. Hani doğru kişilerden doğru bilgiler alınarak bunların yapılması gerekiyor. Ayrıca işte koruyucu ilaçlamalar diyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin bunun gerçekten bitkinin fenolojisini, yani işte ne zaman tomurcuk patlar, ne zaman çiçek açar, ben bunu ne zaman yapabilirim gibi bu bilgileri bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa da işte gerekli yerlerden il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, araştırma kurumları buralardan destek alabilirler. Bunları uygularlarsa kendileri de daha verimli bir kazanç elde edebilirler. Evet, ben de sizden son olarak aslında üreticilerimize mesajlarınızı almak isteyecektim. Evet. Siz de bu şekilde topluca aslında mesajınızı vermiş oldunuz. Bizlerin de hep üreticilerimize söylediğimiz şeyler vardır. Yani komşum şu ilacı kullandı, kesinlikle. İşte eşim dostum bunu tavsiye etti diye bir uygulama yapmasınlar lütfen. Kesinlikle. De bahsettiğimiz gibi yanıklıkla antraknozun belirtileri ilk etapta birbirlerine benzeyen belirtiler ve üreticinin bunu çok iyi bilmiyorsa eğer ayırması çok zor. Lütfen bunları bilir kişilere bir danışmanlık alsınlar, bir sorsunlar. Yani ziraat ilaç bayine gidip benim bitkimde şöyle belirtiler var demektense bir dalı koparsın en azından götürsünler kesinlikle bilen bir kişiye. Kesinlikle geçsinler bize. Hani biz Yalova'dayız. Yani hani çok da uzak sayılmayız. Hani getiremiyorlarsa da mutlaka bir örnek alıp bize göndersinler. Evet, biz onun teşhisini mutlaka yaparız. Çünkü antraknozla yanıklık gerçekten karıştırılan belirtiler. Hani mesela ben tipik bir belirti daha söyleyeyim. Hani yanıklıkta meyveler küçükken baktığınızda yağ içli bir görünüm. Bunu tipik bir belirtidir. Bunu antraknozla çok karıştırmaması gerekiyor belki. Ama tam emin olmak için lütfen eğer doğru ilaçlama yapmak istiyorsanız analize gönderin. Biz onları yaparız ve çiftçilerimize yardım etmek isteriz. Evet, peki Nesrin Hanım, o zaman görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ufak bir ara verelim biz de programımıza. Teşekkür. Evet sevgili izleyiciler, şimdi programımızın ikinci kısmında uzmanımız Cemil Hantaş'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ceviz yetiştiriciliğinde az önce biz izleyicilerimizle hastalık kısmını buluşturduk. Şimdi ise zararlı kısmını sizlerle konuşmak isteriz. Genel olarak öncelikle zararlara bahsetmeden önce, zararlara girmeden önce yetiştiricilikte yapılan biraz yanlışlardan bahsedelim mi isterseniz? Tabii. Şimdi bahçe tesis etmeden önce nereye
ceviz bahçesi tesis edeceksek mutlaka orada bir toprak analizi yapmamız gerekiyor. Nematotlar yönünde. Hı hı. Bu bizim birinci olmazsa olmazımız. Diğer bir önceliğimiz bahçe tesis ederken cevizde bütün meyvelerde önemli ama cevizde de önemli. Mutlaka sertifikalı ceviz fidanı kullanmamız lazım. Örneğin San Jose'den arı olması lazım. Dut kabuklu bitkiden kullandığımız fidanların arı olması lazım. Nematuttan arı olması lazım. Ki daha sonraki yıllarda biz ceviz bahçesinde zararlar yönündeki sıkıntılarımızı minimuma indirelim. Diğer bir sıkıntımız da daha var. Biz bu yanlışı üreticilerimiz yapıyor. Bilerek veya bilmeyerek ılıman bölgede temin ettikleri fidanları, ceviz fidanları soğuk, daha kışı sert geçen bölgelerde ceviz bahçeleri tesis ederken kullanılıyor. Bu ileriki yıllarda sıkıntılara yol açıyor ve geri dönüşümün maliyeti de çok yüksek. Sebze gibi değil. Hı hı. Çünkü meyvecilik uzun yıllar gerektiren bir sabit yatırımı var. Onun için hangi bölgede ceviz yetiştirici yapacaksa o bölgeye uygun ceviz fidanlarıyla ve ekonomik öneme sahip ceviz fidanlarıyla bahçe tesis etmelerini öneriyoruz biz. Yani ilk etapta üreticilerimiz üretime bunlara başlamadan önce bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Hastalık ve zararlarla karşı karşıya kalmamak için. Evet, doğru söylediniz. Hı hı. Hocam peki nematottan bahsettik. Nematotlu arazilerde kurulan bahçelerde ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyor üreticiler? Tabii daha ileriki dönemlerde nematotlar bitkinin kök sisteminde iletim demetlerini tıkadıkları için bitkinin zayıf gelişmesine, ileri dönemde de bitkilerin, cevizlerin kurumasına neden oluyor. Tabii biz bu konularda biz üreticilere tavsiye etmiyoruz. Mutlaka nematottan arı olması lazım. O ceviz bahçesi tesis edecekleri yeri. Zaten kısa sürede de nematodun zararını göremeyecekler sanıyorum, tabii, değil mi? Tabii, belli tabii, bir dönem tabii. Geçtikten sonra karşılaşacaklar. Tabii. Ve nematodun olmadığı ile ilgili olarak da kolaylıkla analizini yapıyoruz. O konuyla ilgili üreticilere gerekli raporları da verme şansımız var. Evet hocam. Peki başlıca hastalıklarımızı biz konuştuk. Şimdi zararlarımıza geldiğimizde bu nematod genel bir zarar olarak değerlendirebiliriz. Bunun haricinde başlıca sıkıntı olarak gördüğümüz neler var cevizde? Asıl bizim için en büyük sıkıntı cevizde elma iç kurdu. Her ne kadar adı elma iç kurdu olsa Cevizin de ana zararlısı. Tabii bu elma iç kurdu cevizin dışında elmanın da ana zararlısı. Ayvada da zarar yapar. Diğer birkaç meyvede daha zararlı konumda ama cevizde de bize ana zararlı konumda. Elma iç kurduğundan başka bizim San Jose dediğimiz bir kabuklu bit zararlımız var. Bir dut kabuklu bit zararlımız var. Ha burada görüyoruz, şurada uyuz dediğimiz bir zararı var. Peki evet. Ekonomik öneme sahip değil ama üreticiler görünce endişeleniyor. Ama bizim için yaprak bitleri var ama bizim için cevizde en önemli zararımız elma iç kurdu. Peki elma iç kurduyla nasıl bir zarar oluşturuyor şu anda üretimde? Elma iç kurdu direkt meyvede zararlı olması nedeniyle bizim için çok önemli. Hı hı. Ve bu şimdi biz Mayıs ayındayız. Bu dönemde zaten biz tuzaklarımızı astık, burada da görüyorsunuz. Genelde biz bu tuzakları elmaya asıyoruz, elma bahçelerine. Dekara bir adet veya iki adet monitör amaçlı biz bunları asıyoruz. Ne zaman çıktığını tespit etmek için. Bizim için çok önemli. Bu elmada astığımız tuzakları cevize de asabiliriz ve tabii biz ceviz bahçelerine de uyarlıyoruz. Bunun için cevizde elma iç kurduğunu mutlaka iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani bitkiler nasıl ki bir gelişme periyodu gösteriyorsa zararlılar da bir gelişme periyodu gösteriyor. Yani böcek uçuşuyor elma iç kurdu, çiftleşiyor, yumurta bırakıyor, yumurtadan kurçuğu çıkıyor. Yani ona larva diyoruz. Larva dönemini tamamlıyor meyvede veya kışın olgun larva döneminde kök boğazında ve ağacın çatlaklarında, gövdede. Ondan sonra bahara doğru, bu Mayıs'ta pupa dönemi tamamlayıp uçuşa başlıyor. Ve uçuşunu biz bu tuzaklarla ilk gözlemliyoruz. İşte biz bunu takip ettiğimiz zaman bu bir sıcaklıkla yakın ilişkili. Aynı şekilde bu sıcaklığa yakın ilişkili olarak da bitkinin de fenolojisi var. Yani zararlı, ne zaman zarar verme aşamasına geldiyse ceviz de o zararın zarar verme aşamasına meyvesi gelmiştir. Bunları biz çok yakında, çok sıkı takip etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim için mücadelede önemli kriterlerdir. Yani zararlının biyolojisiyle bitkinin fenolojisi nerede çakışırsa orada zarar yapıyor, yani değil mi? Yani birbirine paralellik arz eder. Bunların aynı dönemde gelmesi gerekiyor. Peki elmaya göre baktığımızda hocam, elma ile ceviz de aynı dönemde mi görüyoruz? Hemen yine? Hemen aynıdır ama daha çok elmayı tercih eder bu. Elma iç kurdu ama cevizde de aynı şekilde zarar yapar.
Şimdi kışı olgun larva döneminde geçiriyor. Yani toprakta bir kokon örüyor. Ağacın gövdesindeki çatlaklarda ve yere dökülmüş artıklarda. Ondan sonra Mayıs'ta bu pupa dönemine giriyor. Ondan sonra ergin oluyor, uçuşmaya başlıyor. Uçtuğu zaman bir de alacakaranlık dediğimiz, yani gün batımı, evet, sıcaklığının 2 gün üst üste 15 santigrat derecenin üzerinde olması gerekiyor ki bu kelebek çiftlesin, yumurta koyabilsin. Çiftleşmesi için belirli bir şart mutlaka, var yani. Mutlaka mutlaka 15 derece 2 gün üst üste 15 alacakaranlık dediğimiz gün batım sıcaklığını 15 santigrat derece ve üzerinde olması gerekiyor. Ondan sonra çiftleşiyor, uçuşuyor, yumurta bırakıyor. Bunun kelebeği burada da görebiliriz istiyorsanız. Açalım. Şimdi gösterelim izleyicilerimize. Şöyle açalım tuzağımızı. Sıkıntı yok. Bir sonra gene bizde var. Feromon tuzak kullanıyoruz. Bunlara eşeysel çekici, yani feromon tuzak diyoruz biz. Şöyle açalım. Burada. Burada kelebekler, bu mantar kapsülü. Buna elma iç kurdu dişisinin feromonu. Sentetik olarak emdirilmiş. Bu burada hava belli bir sıcaklıkta bu dışarıya yayıldığı zaman onu kokuyu alan erkek elma iç kurdusu kelebekleri gelip buraya yapışıyor. Ha, erkekleri toplayıp gözlemliyoruz burada. Biz, bu bizim için ne demek? Yani düşmanımız bizim bahçemize gelmiş. Yani uçuşmaya başlamış. Biz şu an Mayıs'ın 20'sindeyiz. Evet. Biz 2 hafta önceden biz bunu uçuşunu tespit ettik. Biz bunları haftalık sayıyoruz. İlk saydık, haftada 3 tane sayarız veya arka arka bir hafta 6 tane de geldi. Tabii ilaçlama zamanımız ona göre belirliyoruz. Bunun özelliği, öbür benzer kelebeklerde var ama elma iç kurdunun 1 santimetre boyunda, şu kanatların sonunda da çikolata renkli, bakır renkli lekeleri var. Lekeleri ondan var. Bu şekilde tespit ediyoruz. Tabii tabii, o şekilde karakterize olarak diğer kelebeklerden ayrılıyor. Evet. Biz bunu aldık. Sadece bu değil biz monitör olarak. Ama bir de bizim tahmin uyarı sistemlerimiz var. Yani elma iç kurdu 10 santigrat derecenin üzerinde gelişiyor. Bu ne demek? Bunların birikimli olarak toplanması, 1 Ocak'tan itibaren diyoruz ki belli bir gün derece gelince larva yumurtadan çıktı, meyveye girmek üzere. İlaçlama uyarısını veriyoruz tahmin uyarı. Bitkinin gelişme sıcaklığı, bitkin diyorum, zararlığın gelişme sıcaklığını yakaladığımız dönemde tabii, bu tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ondan sonra bir diğeri, bir de biz tuzakta ilk yakaladık. Ondan sonra da biz 150 gün derece, 150 gün derece dediğimiz bir 10 derece düşüyoruz, üstteki yüksekleri topluyoruz. Evet. Olduğu zaman gene bu demektir ki larva yumurtadan çıktı, meyveye girmek üzere. 10 derece bitki bunun gelişmesi, gelişme eşiği. Bunun üzerindeki sıcaklıkları topluyoruz. Bunun için bu bize monitör, yani izleme amaçlı, ilk çıktığını gözlemlemek için kullanıyoruz bunu. Tabii bu iklimlerle ilgili o bilgisayar tahmin uyarı sistemleri de var, gıda tarım hayvancılık il müdürlüklerinin. Oradaki değerlerle de vatandaşımıza ne zaman ilaçlama zamanı geldiğini uyarısını veriyoruz. Bu cep telefonuna mesaj olarak gider. Oradaki yerel televizyon kanalları aracılığıyla gider. Oradaki kahvelerdeki gıda tarım ve hayvancılık il müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinin tahtaları var. Oradaki o tahtalara yazılı şekilde uyarılar yapılır. Yani üreticilerin aslında bu zararlıyla mücadele etmesi için her türlü uyarı yapılıyor. Yapılıyor. Mutlaka gıda tarım hayvancılık il müdürlükleriyle, ilçe müdürlükleriyle yakın ilişkiye girmemiz gerekiyor. Temas halinde olmaları gerekiyor üreticilerin. Bu gördük, hemen biz mücadele yapmıyoruz. Zaten mesela burada gördük. Bunun dedik ki ya, 2 gün üst üste alacakaranlık sıcaklığının 15 dereceyi geçmesi lazım. Çiftleşip yumurta koyduktan sonra yumurtadan larvanın, yani kurçun çıkmasında iklime bağlı. Bu yaklaşık bir haftanın üzerinde sürer. Ama yumurtadan kurçuk çıktıktan sonra 4-8 saat içinde bu meyveye giriyor. Hemen giriş yapıyor. O zaman ne yapacağız? Biz meyveye girmeden önce bunun larvalarını, kurçuklarını öldürmemiz gerekiyor. Yani bizim yapacağımız mücadele ya da seçeceğimiz insektisit larvaya etkili olması gerekiyor değil mi? Tabii tabii. Bu dönemde. Tabii. Veya meyvenin üzerine kaplayacak olarak. Orada beslenirken o larva ölecek. Zaten bu ilk çıkanların iklime bağlı olarak larvaların %30-40'ı iklim koşullarına göre ölüyor. Ölüyor. Ama daha sonra bunlar tekrar yeni nesil çıktığı zaman, işte uçuşmaya başladık Mayıs'ta. Bunların da ilk nesli larvalarının %30-40 durgun bir döneme giriyor, ertesi seneye kalıyor.
Hatta Temmuz sonunda birinci dönemle ikinci dönem erginleri karışabiliyor. Genelde ülkemizde iki nesil veriyor, bazen üç nesil de çıkabiliyor. Ama sıcaklığa bağlı olarak tabii sıcaklığa bağlı olarak bunu çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Çünkü meyvede direkt doğrudan zararlı, girmeden önce bizim tedbirimizi almamız gerekiyor. Mesela burada cevizi görüyoruz. Nereye geliyor uçuşup kelebekler yumurtalarını bırakıyor? İki meyvenin temas ettiği yere bırakıyor. Mesela elmada sap çukuruna bırakıyor. Evet. Yapraklara bırakıyor, yaprakların altına bırakıyor. Temas etmesi zor yerlere mi aslında bırakıyor? İki meyve temas ettiği yere daha çok bırakıyor. İlaç atamayacağımız, ilacın atılmasında yani zorlanacağımız alanlar yok, bu. Yok, sıkıntı yok. İlaçlamada hedefimiz hazırladığımız o karışımı, ilaçlı mayı diyoruz ona, o dozu yani zararlıyı, böceği kontrol altına alacak dozu, dozdan yani o ilaçlı mayla bitkinin tümünü yıkamamız, kaplamamız gerekiyor. Onu kapladıktan sonra sıkıntı yok. Biz düzgün bir ilaçlama yapacağız. Kaplama ilaçlama yapacağız. Bunun için de sanıyorum yayıcı, yapıştırıcı maddeler de kullanılıyor değil mi hocam? Kullanılabilir. Kendi ilaçların içlerinde de zaten bu karışım var, halinde olabiliyor. Kullanılabilir. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka başka ilaçları karıştırmamamız gerekiyor. Özellikle bakırlı ilaçları bu ilaçlara karıştırmamamız gerekiyor. Ha, bazı ilaçlar karışmıyor mu? Eğer prospektüsünde şeyinde şu aktif maddelerle karışabilir tavsiyesi varsa onları karıştırabiliriz. Evet. Ama bakırlı preparatlar kendi kafamıza özellikle göre bir yaprak gübresiyle ve diğer başka bir bakırlı preparatla bu ilaçları karıştırıp atmamız doğru değil. Bunları üreticilerimiz sanıyorum ki daha az işçilik ve daha az masraf olsun diye yaptıklarını biliyoruz. Yani gözlemlediklerimiz de oluyor. Bunun gibi farklı şeyler de var, üreticilerimizin hataları da var. Mesela suyun pH'sına dikkat etmeden ilaçlama yapıyorlar. Bu gibi şeyler de ilaçların etkinliklerini azaltıyor. Belki tankere koyduktan alana gelene kadar etkili maddenin yarılanma ömrü bitmiş bile oluyor zaten. O ilacına göre değişir ama bazen üreticimiz akşamdan hazırlar. O bekler, ertesi gün atar. O bazı aktif maddelerde tabii bu etkinliği azaltabilmekte. Ama evet, mümkün mertebe ilaçlı mayı hazırladıktan sonra mutlaka hemen kullanmamız daha etkili sonuç almamıza katkı sağlıyor. Peki hocam, biz monitoring işlemlerini yapıyoruz şu anda. Gözlemlerimizi sürdürüyoruz bahçelerimizde. Üreticilerimiz de belki bu uygulamaları yapıyorlar. Şu an gözlemliyorlar. Zarar eşiği olarak belirlediğimiz bir yoğunluk var mıdır burada? Şimdi elma iç kurdu da bizim eşiğimiz %5'in altında, hatta birinden fazla da istemiyoruz. Yani iyi etkili mücadelede %1'e kadar düşürebiliriz. Ama elma iç kurduna karşı biz uygun etkili bir mücadele yapmasak %60 ile %100'e yakın bir zararlanma ile karşılaşabiliriz. Yine tabi bunun ekonomik önemini siz düşünün, emek veriyorsunuz. Orada tabi bu emeği mutlaka paraya dönüşmesi lazım. Bir tane elma iç kurdu dişisi, çiftleş dişisi 30 ile 70 kadar yumurta bırakıyor. Mutlaka buna karşı bizim uygun zamanda, uygun ilaçla ve uygun dozda ve etkili bir şekilde mücadele yapmamız gerekiyor. Evet, özellikle ilaç seçimi de çok önemli bu konuda hocam, değil mi? Tabii. Yani dönemi de çok önemli yine ilaç seçimi. Mesela kelebekler uçuştuğu dönemde daha yumurta bırakmadan atılan bir ilacın etkisi ne kadar sürüyor? Yani gerçi kullandıkları maddeye göre yine değişecek ama önemli mi? Bizim için önemli olan bizim teknik talimatımızda ne zaman mücadele yapmamız gerektiği ile ilgili bilgilere ulaşmak. Oradaki diyoruz ki şu kadar gün derecede tahmin uyarı sisteminde ulaştığımız zaman diyoruz ki ilaçlama yapın. Veya şu kadar kelebek yakalandığım zaman şu dönemde ilaçlama yapın. Ama en etkilisi o işte bütün bu yöntemlerin birbirini kontrol ettikten sonra doğru ilaçlama zamanı belirledikten sonraki yapacağımız ilaçlama. Peki hocam, şimdi işte Mayıs ayının sonlarındayız. Şu periyoda baktığımızda üreticilerimiz, gerçi bu bölgenin iklimine göre konuşacağım ben yine, bu bölgeye göre konuşacağım. Ne zaman ilaçlama yapmaları gerekiyor? İşte orada kendi bulundukları ilde ve ilçede Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin tahmin uyarı sistemleri varsa orada bilgi alabilirler ne zaman ilaçlama yapmadıklarıyla ilgili olarak. Yine biz ensü olarak, bölge ensü olarak bütün il ve ilçelere bu mücadelede kullanmak için bu eşcinsel tuzakları gönderiyoruz. Bu tuzaklarda faydalanabilirler. Ama hiçbir şey yoksa, hiçbir bilgiler yoksa cevizde, en azından cevizin bir fındık büyüklüğüne gelmiş olması lazım. Diyelim ki kelebeği yakaladık. Yakaladık ama bunun işte daha önce de bahsettik, alacakaranlıkta 2 gün üst üste sıcaklığın 15 derece olması lazım. O günleri çiftleşip yumurta bırakması lazım. Yumurtada da bıraktı. Yumurtadan da larvanın çıkması için sıcaklığa bağlı olarak gene
bir hafta 10 gün kadar bir süre lazım. Onu da geçmesi lazım ve en önemlisi bizim ne zaman o yumurtadan, zaten bizim görmemiz çok zor, evet. Vatandaşın konu uzmanları yumurtaları görebiliyor. Yumurta açıldıktan sonra 4 ile 8 saat içinde o larva meyveye giriyor. Meyveye girmeden önce bizim mutlaka ilaçlı bulundurmamız İlaçla gerekiyor. İlaçla temas ettirmemiz gerekiyor içeriye girmeden önce, değil mi? Gerekiyor. Peki burada hocam kullandığımız insektisidin bir özelliği olması gerekiyor mu? Yoksa yani ergin dönemi için, larva dönemi için ayrı ayrı insektisitler var çünkü. Kullanacağımız ilaçlar bizim Gıda Tarım Hayvancılık Genel Bakanlığımızın teknik talimatları var. Mesela zırai mücadele, Elma İç Kurdu zırai mücadele teknik talimatı var. O talimatta belirlenen ve ruhsatlı ilaçlardan birini kullanabiliriz. Evet. Biz talimatlarımızın dışındaki herhangi bir ilacı reçete yazmamız söz konusu değil. Evet. Mutlaka talimatımızda yer alan bir insektisite, bir aktif maddeyle bizim mücadele yapmamız gerekiyor. Evet, kullanacakları ilaçlara dikkat etmesi gerekiyor üreticilerimizin. Hem kulaktan dolma bir şekilde ilaçlama yapmamaları gerekiyor daha sağlıklı bir üretim için. Hem de doğru ve izin verilen ilaçlarla yapılması gerekiyor ve doğru dönemde yapılması gerekiyor. Doğru dönemde ve ilacı zararlıyı öldürecek dozda. Mutlaka kontrol edecek ilaçlı, yani zararlıyı kontrol edebilecek dozda ilaçla ceviz ağaçlarını yıkaması gerekiyor, kaplaması gerekiyor. Evet. Bu neye benzer? Nasıl ki insanların kilosuna göre antibiyotik veriliyorsa, çocuklar için düşük dozda, yetişkinler için bu doz daha yüksek veya hastalığın şiddetine göre yine aynı şekilde bu zararları kontrol eden, o tavsiye edilen ilaçlı bir koruma ürünün bu zararlıyı kontrol edecek bir dozu var. O dozdan bu zararlıyı buluşturmamız gerekiyor. Evet, doğru zamanda ve doğru şekilde buluşturmamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Doğru ilaçlarla. Hocam bir de diğer bir zararlı olarak biz burada hani uyuzu gördük şu anda. Ekonomik olarak çok önemi olmadığından bahsettik ama. O kadar ama, önemli değil bizim için. Burada keçemsi gal oluşturuyor şurada. Bir gal burada görüyoruz. Vatandaş bunu görünce hemen şüpheleniyor, endişeleniyor ama gerek yok. Bunu kükürtlü preparatlarla halledebiliyoruz. Şu aşağıdaki yapraklarda da çok miktarda var. Bu bir akar dediğimiz ve uyuz dediğimiz çok küçük, gözle görülmeyecek bir zararlı. Ama hemen hemen bütün ceviz bahçelerinde var. Cevizde bizim için başka önemli zararlar da bu erken dönemde tomurcuk tırtılları, arşipsler gözükür. Bu dönem hemen hemen geçtik de yoğun popülasyon olmadığı müddetçe onlara ilaçlama yapmamıza gerek yok. Ama diğer elma iç kurduğundan sonra San Jose kabuklu biti, dut kabuklu biti bizim için çok önemli. Ve yoğun popülasyonlarda yaprak biti orada virüs sıkıntısı varsa bizim için bir eletmenleri taşıyabilir bu şekilde vektörlük yapabilir. Yapalım. Peki hocam kabuklu bitlere karşı nasıl bir mücadele yapabilir üreticilerimiz yoğun olarak görüyorlarsa? Öncelikle daha önce de bahsettim bahçe tesis ederken bulaşık olmayacak. Evet. Temiz olacak yani kullandığımız fidanların ama daha sonra bulaştı. Mutlaka prospektif talimatında belirtildiği gibi mutlaka bizim zamanda ilaçlama yapmamız gerekiyor. Kışlık yağlar artık onlar da iptal edildi. Evet. Kış ilaçlaması yapabiliriz. Başka tavsiye edilen varsa. Yoksa, yine. Yoksa yaz döneminde işte o kabuğun altında larvaların %50'den fazlası çıkış yaptığı dönemlerde biz bir tavsiye edilen bir insektisite mutlaka mücadelesini yapabiliriz. Hocam, ama budama yaptıktan sonra özellikle o artıkları da San Jose varsa mutlaka yakmamız gerekiyor, imha etmemiz gerekiyor. Bir yandan karşıyız. Orada faydaların çıkması lazım. Bir yerde bırakıp kontrollü olarak beklettikten sonra yakmamız ama bu da zor. Üreticiler için de zor. Bunlar için çok ciddi risk oluşturduğu için yakabiliriz ama diğer zararlarla ilgili ve budama artıklarını parçalayıp tekrar toprağa da karıştırabiliriz. Evet ama yoğun olarak işte kabuklu bit gibi zararlıların görülmediği yerlerde bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü üreticilerimiz de kestikleri parçaları genelde ağaç bölgelerinin dibinde bırakıyorlar. Tekrar toplamıyorlar. Tamam. Ama yoğun popülasyonda görülüyorsa eğer bu bizim bahsettiğimiz zararlılar bir kabuklu bit olsun, dut kabuklu biti, San Jose olsun bunlar görülüyorsa eğer onları mutlaka bahçelerinden uzaklaştırmaları gerekiyor ki popülasyonu yoğunlaştırmasınlar. Bitkileri de zarar görmesin diye diyelim. Hocam bunun haricinde üreticilerimize daha sağlıklı bir üretim için, daha kaliteli bir üretim için vereceğiniz tavsiyeler varsa onları da alalım programımızı tamamlayalım. Şimdi bir ceviz üreticisi mutlaka belli aralıklarla bahçesini kontrol etmesi gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı, bir farklılık, bir değişiklik gördüğü zaman o konuyla ilgili olarak kendi bilgisi yoksa bile ilçe müdürlüklerimizdeki gıda kontrol
Hayvancılık hı hı. İlçe Müdürlüklerimizdeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza müracaat edebilir. Orada gerekli bilgileri alabilir. Hastalıklar, yeni bir hastalık olabilir, yeni bir zararlı olabilir, bilmediği bir şey olabilir. Ne zaman mücadele yapması gerektiğiyle ilgili bilgileri oradaki arkadaşlarımızdan alabilir. Evet. Ve bu takibi sürekli yapacak. Ondan sonra ve bu bahçesini belli periyotlarla, belli aralıklarla ziyaret etmesi o üreticinin o bahçedeki hastalık ve zararlarla ilgili olarak kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacak. Evet, yani üreticilerimiz üretimin içinde bulunmalılar aslında, ve artık gözlemci olmaları gerekiyor. O bahçedeki gerekiyor. Hastalık zararları idaresini kendisi yapabilecek duruma gelecek. Evet hocam, peki görüşlerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Çiftçi TV izleyenleri, bugünkü programımızda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma İstasyonu'ndaydık. Uzman konuklarımızla birlikte cevizde merak ettiğiniz sorunları ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.